Her ne kadar boyutları bizden çok daha küçük olsa da bu 8 bacaklı canlıların evimizde dolaştığını gördüğümüzde tüylerimiz diken diken olur. Örümceklerden sebepsiz yere korkmaya araknofobi adı verilir. Gerçeği şahsen bunun sebepsiz yere olduğunu düşünmüyorum. Peki bu korkunuzu ardınıza bırakmak ister misiniz? O halde başlayalım. Araknofobisi olmayan insanlar bile örümcek görünce irkilirler değil mi? Pek sayılmaz. Çünkü İsrailli bilim insanları 7 saniye içinde örümcek korkunuzu %20 oranında azaltmanın bir yolunu buldu. Kulağa imkansız mı geliyor? Marvel çizgi roman karakteri Örümcek Adam'ı hepimiz tanıyoruz değil mi? Bu karakter bir örümceğin yaptığı her şeyi yapabiliyor. Duvara tırmanıyor, ağ fırlatabiliyor, hatta bu ağlarda sallanıp kötü adamları bile yakalayabiliyor. Örümcek Adam bugünkü çocukların da hayal dünyalarında yerini almaya devam ediyor ve yetişkinlerin hatıralarını süslüyor. Peki Peter Parker'ın bu deneyle ne ilgisi var? Bilim insanları katılımcıları iki gruba ayırmışlar. Bunlar kontrol grubu ve müdahale grubu. Müdahale grubundaki kişiler örümceklerden çok korkan kişiler. Kontrol grubundakiler ise nötr sayılan kişiler. İki grup da Örümcek Adam filmini izlemeden önce ve izledikten sonra aynı soruları yanıtlıyor. Ve bu sayede araştırmacılar katılımcıların çizgi roman kahramanlarını ne kadar tanıdıklarını ve fobilerine nasıl tepki verdiklerini gözlemleyebiliyor. Kontrol grubuna açılış ekranındaki intronun sadece 7 saniyesi izletilmiş. Bu görüntüler tanıdık renkler ve Marvel görsellerinden oluşuyor. Ayrıca sondaki Marvel logosunu da görebilmişler. Diğer yandan müdahale grubu filmden 7 saniyelik bir kısmı izlemiş. Bu sahnede kalabalık bir ortamda kamera insanları yukarıdan çekerken duvarda örülmüş bir örümcek ağına odaklanmış ve sanırım araştırma işe yarıyor diyen bir kadın sesi duyulmuş. Hepsi bu kadar. Peki nasıl oluyor da bu kısacık 7 saniyelik sahne müdahale grubundaki insanların korkularını azaltabiliyor? Bu maruz bırakma terapisiyle ilgili bir durum. Kısacası kişinin korktuğu şeyle yüzleşmesini sağlıyorsunuz. Mesela eğer asansör korkunuz varsa bir asansöre binmek buna örnek gösterilebilir. Bu arada kontrol grubundan kimse giriş videosunu izledikten sonra herhangi bir iyileşme olduğunu belirtmemiş. Maruz bırakma terapisinin en önemli kısmı ufak adımlarla ilerlemektir. Bundan dolayı müdahale grubu sadece 7 saniyelik bir klip izledi. Aynı zamanda müdahale grubu gerçek bir örümcekle aynı odada bulunmuyor, bir örümcek kafesinin yanında durmuyor ya da bir örümceği tutmuyordu. Sadece ağında duran bir örümceğin kısa bir görseline maruz kaldılar. Muhtemelen bu terapinin sonraki adımı bir örümceğin doğal ortamındaki videosunu izlemek olacaktır. Ardından da zamanla gerçek bir örümcekle yüzleşecektir. Ta ki katılımcılar korkularını yenene kadar. Bu deneyin başarılı olmasındaki önemli bir diğer nokta ise korkulan canlının süper kahraman gibi olumlu bir şeyle bağdaştırılmasını sağlamak. Olumlu bağdaştırmalar oldukça güçlüdür. Bu çalışma ayrıca bir süper kahramanı olumlu bir konumda gösteren ilk çalışma oldu. Ayrıca bir film ya da klip izlemenin eğlenceli olmadığını kimse söyleyemez. Örümcek Adam'ı pek sevmiyor musunuz? O halde korkunuzun üstesinden gelmek için deneyebileceğiniz farklı yöntemler de var. Ya da bu en azından bir örümcek gördüğünüzde oluşan kötü hislerinizi kontrol etmenizi sağlar. 1 numara. Derin nefes alın. Birkaç derin nefes almak kaygılarınızın azalmasına ve nabzınızı yatıştırmaya yardımcı olur. Eğer bir örümcek görürseniz hemen harekete geçmeyin. Yavaşlayın. Burnunuzdan nefes alın ve ağzınızdan verin. Bunu birkaç sefer tekrarlayın. Daha fazlası mı gerekiyor? O halde bir burun deliğinizi kapayın ve diğer burun deliğinden nefes alın. Birkaç saniye boyunca nefesinizi tutun ve sonra diğer burun deliğinizi kapatın. Ardından açık olan burun deliğinizden nefesinizi kontrollü bir şekilde verin. Her nefeste burun deliğini değiştirerek bunu tekrarlayın. İnanın bana her seferinde işe yarıyor. 2 numara. Hareket planınız olsun. Oturun ve örümceği gördüğünüzde ne yapacağınızı, daha da önemlisi ondan nasıl kurtulacağınızı düşünün. Yapacaklarınızı yazmak da yardımcı olacaktır. Bunları birkaç gün boyunca düşünün. Böylece gerekli bir durumda planınız hazır olacaktır. Mesela bir örümcek görürseniz yavaşça ona doğru yaklaşın ve bir spatula ya da herhangi düz bir eşya yardımıyla onu kavanoza koyun. Sonra da dışarıda serbest bırakın. Siz bir örümcek gördüğünüzde ne yapıyorsunuz? Ondan kaçıyor musunuz yoksa alıp dışarıya mı atıyorsunuz? 3 numara. Dokunmak. Bu yöntemde örneğin alnınız gibi vücudunuzdaki belirli bir noktaya dokunarak sesli şekilde korkunuzu kendinize açıklamanız gerekiyor. Böylece endişenizi yatıştırabilirsiniz. İyimser ve olumlu cümlelerle kendinize olan güveninizi arttırabilirsiniz. Örneğin ben bir örümcekle yüzleşecek kadar güçlüyüm diyebilirsiniz. Vücudunuzda dokunduğunuz noktayı zaman zaman değiştirebilirsiniz. Bu rahatlama yöntemini internette birçok videoda bulabilirsiniz. Oldukça yeni bir yöntem olsa da kesinlikle işe yarıyor. 4 numara. Evinizi yakın. Yani ben bir örümcek görsem yapacağım şey bu olurdu sanırım. Ama tabii ki şaka yapıyorum. Böyle bir şey yapmak istemezsiniz. Bu kadar büyük bir tepki vermeye gerek yok. Demek istediğim şey, örümcek korkunuzda mizah arayın. Aklınızda komik senaryolar oluşturun. Kendinize komik sorular sorun. Mesela, acaba örümcekler de evlerine gidip eşiyle çocuğuna "Bugün yine insanları korkuttum" diyor mudur diye düşünebilirsiniz. Bayat bir espri yaptığımın farkındayım ama fikri anladınız sanırım.
Eğer gülebilirseniz korkunuzu azaltırsınız ya da en azından endişenizi giderirsiniz. 5 numara. Evinizi örümcek geçirmez hale getirin. Eğer bir örümcekle baş başa kalma fikri bile sizi korkutuyorsa, örümceklerin evinize girmesini engelleyin. Piyasada birçok örümcek spreyi var. Ayrıca bu spreylerin birçoğu doğal, yani kimyasal maddeler içermiyor. Örneğin okaliptus, lavanta ve çay çiçeği yağı doğal örümcek kovuculardır. Evinizin köşelerine bunlardan biraz damlatabilirsiniz. Ayrıca evinizin kenarlarına, tezgahınıza ya da nerede örümcek gördüyseniz oraya biraz lavanta ya da tarçın çubuğu koyabilirsiniz. Örümcekler bu kokulardan nefret ederler. 6 numara. Sirke spreyi. Eğer örümcekler evinize girdiyse kendi doğal örümcek kovucu ilacınızı hazırlayabilirsiniz. Bunun için bir sprey şişesinde bir fincan sirkeyi 2 bardak ılık suyla karıştırın. İyice çalkalayın ve örümcekleri gördüğünüz noktalara sıkın. Ayrıca kapıları ve pencerelerinizi de unutmayın. Örümceklerin bir daha geri gelmeyeceğinden emin olabilirsiniz. Ayrıca eviniz de temiz ve ferah kokacaktır. 7 numara. Haşere ilaçlama. Eğer evinizde gerçek bir örümcek sorunu varsa uykularınız kaçabilir ve kendinizi oldukça rahatsız hissedebilirsiniz. Bu yüzden bir haşere ilaçlama firmasını arayın. Ama bu hizmetin pahalı olduğunu da unutmayın. Yani bu seçeneği en son çare olarak aklınızda bulundurun. Haşere ilaçlama şirketleri örümcek korkunuzu yenmenize yardımcı olmaz ama böyle bir kozunuzun olduğunu unutmayın. Sonuç olarak Mark Twain'in dediği gibi, en çok korktuğunuz şeyi yapın ki korkunuz kalmasın. Hey, bugün yeni bir şey öğrendiyseniz videoyu beğenin ve bir arkadaşınıza paylaşın. Ayrıca beğeneceğinizi düşündüğüm diğer videolara da bir göz atın. Sadece soldakine veya sağdakine tıklamanız yeterli. Hayata olumlu bakın.